Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Konuşan yalnız hakikattir. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır, başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana da atılır, hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Şimdi Van cezaevinde bir mahkum vardı. Dedim sen niye burada yatıyorsun? Bir yalancı şehadetin şehadetiyle dedi, 15 senedir yatıyorum, yakında tahliye olacağım, günüm bitiyor. O yalancı şahidi öldürüp esrahtan yatacağım burada dedi. Yani şimdiye kadar şakadan yapmış gibi, yani böyle adam böyle söylüyor. Şimdi adamın bana bir yalan borcu yok. Aramızda bir alışverişimiz diyor. Fakat adam diyor ki, ben bir yalancı şahidin şehadetiyle 15 senedir yatıyorum. Şimdi bakın, üstadın şeyine göre, göçüne göre, diyor ki insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır, başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana da atılır. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i ilahi başka sebepten dolayı cezaya, mahkumiyete, İstihkak kesbetmiş olan kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır. Felakete sürer. Bu adalet-i ilahiyenin bir nevi tecellisidir. Allah Allah. Demek ki kader-i ilahi. Şimdi o başka bir suç işlemiş. O suç cezasız kalmış. Evet. Cezaya, mahkumiyete, istihkak kesbetmiş olan kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır. Yani o eski cinayetin cezasını ne yapacak? Onu ödeyecek. Felakete sürer. Bu adalet-i ilahinin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum. 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyor. Mahkemeden mahkemeye sevk ediliyor. Afyon Ağır Ceza Reisi sormuş. Hoca efendi demiş, hiç sabıkan var mı? 28 senedir sizin zulmünüzün mahkumuyum demiş. 28 sene. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat niçin bunu tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikat halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup beni mahkum etmeye uğraşıyor, o bırakıyor. Diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Şimdi Eskişehir, bir defa Eskişehir Mahkemesi'ne gitmiş usta, 1935 yılında. Örtünmeyle ilgili, hanımların örtünmesiyle ilgili Ahzab suresinin 54. ayetini tefsir ettiği için 11 ay cezaya mahkum. Mutlak idam edilmesi talebiyle mahkemeye gidiyor, 11 ay ceza veriyorlar. İdamları 11 ay ceza veriyor. Diyor ki mahkemede, bu ceza kız kaçırıcısına, at hırsızına bile verilmez. Kız kaçırıcısına ne kadar ceza veriyorlar biliyor musun? Sen iyi ki kaçırtmamışsın ya, başına hiç çıkamam. Açıldım. Bak şimdi 15 sene cezası var kız kaçırmanın. Açıldım. Kız kaçırıcısına, at hırsızına bile verilmez. Ve emsalin ya dar ağacına müftehirani çıkarlar veya layık olduğu makamda serbest keserler. Çünkü meydan okuyor yani. Diyor ki benim suçumu ispat ediniz. Yani bu nedir? Bu kız kaçırıcısına bile verilmez. At hırsızına bile verilmez bu ceza. Yani ben ki devletin emniyetini, asayişini ihlal ediyorum ve evli ceza bu. Yani siz bu isnadıyla beni getirdiniz. Fakat şimdi diyor ki, fakat niçin bunu tahakkuk ettiremiyorlar?
Çünkü hakikati halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor. Diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddet de o uğraşıyor. Beni tazyik ediyor. Türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor. Bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Şimdi hep aynı isnat. Eskişehir'de aynı, Denizli'de aynı, Afyon'da aynı. Diyor ki o mahkeme müdafaalarının birinde şunu söylüyor. Siz diyor madem benim vücudumu istemiyordunuz, benim karşıma merdane çıkıp biz senin vücudunu istemiyoruz. Seni ortadan kaldırmak istiyoruz. Bütün meramımız, muradımız bu. Bunu bana böyle söyleyebilirdiniz. Neden çok masumların hukukunu müdafaya mükellef olan adliyenin şerefli eliyle üstüne yürüdünüz diyor. Adiyalet etmeyin. Doğrudan buraya karşı merkezce çıkın, merkezce çıkın. Biz seni istemiyoruz. Biz senin vücudunu istemiyoruz. Evet. Beni tazyik ediyor. Türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor. Bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, öyle demiş Eşref Edip Bey diye bir gazeteci dostuna, bugün Said aşınamı intihar etmiş olacak. Yani demek ki dayanması fevkalade zor. Afyon'da okuldan bozma, bir koğuşta camları da kırıkmış, iki tane şeker sandığının üstüne yatağını sermişler. Oradan tipi vuruyormuş. Öbür taraftan çıkıyormuş. Oranla camları. 3-4 milim buz tutmuş. Mesela tuttuğu bir zamanda. Şimdi İç Anadolu'nun oraları öyle sıkıntılı ki. Yani Allah muhafaza etsin. Bunu ben Kayseri'de böyle bir kış günü bir faytoncuya dedim, beni şehre götürür müsün? Bir fiyat istedi benden. Dedim ya bu çok dedim. Ya benim atımın üşüyen kulaklarına değmez bu para götür. Açtım Kayseri'de. Yani hakikaten atın kulakları da düşmüş böyle ayazda. Yani şimdi İç Anadolu'nun soğuğuna bayağı sıkıntı. Bana isnat ettikleri suçun asli esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar? Yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt, İster vehim olsun. Benim böyle bir suçla münasebet ve alakam olmadığını kemal-i katliyetle, yakinen ve vicdanen biliyorum. Dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı, bütün insaf dünyası da biliyor yani. Hatta beni bu suçla ittiham edenler de biliyor ya. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, muannit bir işkenceye maruz bırakıldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval adalet-i ilahiye muhalif düşmez mi? Yani Cenab-ı Hak buna ne müsaade ediyor yani? Bu zalimler niye benimle uğraşmışlar? İşte Kastamonu valisi varmış Mithat Altok. Vilayeti cevk etmiş. Denizli'ye sevk edecekler. Sarığını almış, kestirmiş usturayla. Mithat diye bağırmış. Çercemin abi diyor ki, Vanlı onun oradaki hizmetkarı. Diyor ki, vilayet binası böyle sallandı diyor. Böyle bir sayhayla bağırmış ki, Mithat demiş, bu sarık bu başla beraber çıkar demiş. Yani tabi bu Şamit İmaniye'nin en âlâ bir mertebesi tabi. Müthiş bir şey. Sonra Çaycı Emin abiden ben dedim ki, bu sarığı bana verdim, ağladı. Bu aziz hatıradan beni ayırmadı ki, öldükten sonra çocuklarım sana versinler.
Sonra Isparta'daki o müzeye gitmişler, koymuşlar. Bir çeyrek asırdır o suallerin cevaplarını bulamıyordum. Üzülüyordum. Muzdarip oluyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi bildim. Ben kemal-i teessürle söylerim ki, benim suçum hizmet-i Kur'an'ı, maddi manevi terakkiyatıma, kemalata alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum. Allah'a binlerle şükrediyorum ki, şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyarın haricinde olarak hizmet-i imaniyemi, bu iman maddi, yani menfaat değil, ve manevi kemala, kendimi, bakın kendine bir kavsa azam, bir kutbu azam süvermemişiz. Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor. Yani ey şan ve şerefe, nam ve şöhrete müptela insan. Şöhret aynı rüyadır, kalbi öldüren zehirli bir bağdır. Allah Allah. Mesela sahabilerden biri diğer methettiği zaman bir avuç toprak alıp atarlarmış bizim zemmet mi diye. Bizim dünyevi yani uhrevi mükafatını dünyada almak manası çıkıyormuş orada. Yani yüzüne karşı bir insan methettiniz mi? Anladın mı? Yani ahirette alacağımız mükafatı dünyada ne yapmış olursunuz? Nefsiniz alıyor onu yani. Orada çok yani bir kayıp oluyor. Evet. Şimdi demek ki ben diyor hizmet imaniyim. Bir defa maddi meseleleri çare etmedim. İki, manevi kemalat ve terakkiyatıma da alet etmedim. Ondan sonra azaptan, cehennemden kurtulmaklığıma da alet etmedim diyor. Niye? Şimdi ben milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaz razıyım. Gönlüm zira vücudum yanarken gönlüm güldülistan olur. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Sıddık demiş ki cehennemde vücudum büyüsün ki ehli imana yer kalmasın demiş. İşte sıddıkiyet makamı onun peşinden gidiyor yani. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh peşinden gidiyor. Evet. Hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manalar beni men ediyor. Şimdi zaten Cenab-ı Hak bizi fazlından korsa cennete fazlından koyacak. Niye? Bu üstad izah ediyor 23. sözde. Bizim bir sevabımız asgari 10 yazıyor. Bir fukaraya bir ekmek alıp veriyordum 10 sevap. Efendim zamanına göre, şartlarına göre, mübarek gün ve geceler bu katlanarak artıyor. Leyli-i Kadir'de Kur'an'ın bir harfine 30 bin sevap veriyor. Leyli-i Berat'te 20 bin sevap veriyor. Cumaları binlerce sevap veriyor. Ramazan-ı Şerif'te zaten ilahi rahmet, aşının cuşu vuruşa geliyor. E belli ki şimdi, belli ki Cenab-ı Hak bizi cennetine koymak istiyor. Ama insanlar ayak istiyor çünkü. Diyor ki ben bu tarafı daha çok seviyorum, o tarafa gidiyorum. Aslında insanların büyük ekseriyeti görüyorsun. İşte hidayetin bu kadar mucib sebepler varken bak yanlış istikamete gidiyor. Öyle değil mi acık aslında? Ya şimdi, o zaman şimdi diyor ki insan diyor üstadım bir bilader yazıyor. Sevabı katlayarak yazıyor. Halbuki diyor günahı din yazması lazım. Neden? Bu günah isteyen nefsi insaniye, yani Allah haşa bizi günaha sevk etmiyor ki. Ya tövbe tövbe, öyle değil mi? Yani biz, niye günah bizi sevk etsin? O Rahman ve Rahim'dir sıfatı bunlar. Yani acıyan, esirgeyen, bağışlayan Allah bizi niye? Bize bir iştihalı, huzur, bir nefis vermiş, biz o nefsi uyuyoruz ve günah işliyoruz. Niye insan günah işliyor? Diyor ki üstad, akıl, kalp, ruhu, nefs, heva ve hevese mağlup olduğu için insan günah işliyor. Yani o zaman akıl, kalp, ruhunu zinde tutacaksın. Aklını imanla başına alacaksın diyor üstad. Niye beraber oluyoruz burada haftada bir gün? Bunun için beraber oluyoruz. Demek ki bu dersler aynen yediğimiz yemeklerin bütün asaf bir cihazata dağılması gibi akıl, kalp, ruhumuzu aslında ihya ediyor. Aslında mı? İşva ediyor, doyuruyor, tatmin ediyor. Elimizi bir kötülüğe uzattığımız zaman o ilahi emirler hatırımıza geliyor. O azabı ilahi hatırımıza geliyor ve ya Rabbi sana sığınıyoruz diyoruz tabii. Şimdi tabii şimdi bir günahı bir yazıyor, sevabı da
katlayarak yazıyor. Sevapta da insanın hissesi çok azmış. Yalnız sual ve dua ile ona talip olabiliyordu. Sual ve dua. Hissesi çok. Bunu icat eden iktizaden ilahi kudret diyor. Yani Allah'ın rahmeti, Allah ihsan ediyor. Şimdi Sabancı, efendim bu hizmetlere el atsa, acaba sizin bir kuruşunuz buraya nasip olur mu? Olmaz. Düşer mi? Düşmez. Alırlar mı? Sizden almazlar. Adamlar bir kalemde 3 trilyon lira verdiler, Adana'da cami yaptılar. O ana gelinceye kadar, biraz ona temel memeli yapılmış, o ana gelinceye kadar işte bir miktar yapmışlar, adamlar becerememişler. Sonra o kardeşinin önümüze de rica etmişler, vermiş 3 trilyon lira bir kalemde. Bizim mühendis kardeşimiz ona nezaret etti de ben öyle biliyorum. Yani hani imkan var, kudret var tabi, adamlar zengin. Bak işte bu bir ihsan yani, Allah'ın ihsanı. Bir öbür tarafta daha dünya kadar holding sahibi adam var. Onlara ne nasip olmuyor? Yani bu lütfu Rabbani. Evet. Bu da ruhi hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bıraktı. Herkes, bakın herkes hoşlandığı manevi makamatı, uhrevi saadetleri amal-i saliha ile kazanır. Amal-i saliha ne demek? Yani emir dairesinde hareket edip hayrat kazanmak. Allah rızası için vermek yani. Amal-i saliha ile kazanmak, bu yola müteveccih olmak, herkesin meşru hakkı olduğu hal, hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde, ben ruhen ve kalben bu ahvalden men ediliyorum. Allah Allah. Buna bir zarar yok diyor. Herkes hoşlandığı, hep hoşlandığı, manevi makamatı diyor bak. Ve uhrevi saadeti amal-i saliha ile kazanabilir. Bunda bir mani yok. Ama ben kalbim ve ruhum bundan ne ediyor? Ne ediyor? Evet. Rıza-i ilahiden başka fıtrı, vazifi ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan, her gayenin fevkinde olan, hakaik imaniyeyi fıtri ubudiyetle, fıtri ubudiyetle, bilmeyenlere, bilmek ihtiyacında olanlara, tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak, muannitlere, inatçılara inat kat'i kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye ahiret olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın herkese kat'i kanaat verebilsin. Üstadın yaz aylarında kaldığı Başık diye bir dağ var. Van'ın doğu tarafında. 3-4 metre yüksekliğinde. Biz oraya üstad orada 15 gün gidermiş yaz aylarında. Bir çeşme var. O dağın tepesinde, zirvesinde Bediüzzaman Çeşmesi diyorlar. Ve iki tane adam kolumdan tuttu. Zar zor çıktım böyle. Bin zahmetle yani. Yani adımını atıyorum, pat, boya ayağının altından taşlar, kayalar sökülüp düşüyor filan. Seninle düşmen hiç yani an meselesi. Bakü'ye gittik. Böyle abiler, Vanlı abiler, şekeriydi, işte meyvesiydi, çayıydı, bilmem nesiydi filan, böyle çuvallarla onlara şey götürdüler. O köye hediye götürdüler. At istedik, belli bir noktaya kadar çıkılıyor atla. 10'ar lira yevmiyesini verdi. Hamit Kural Kınavı vardı. Muhtar, işte biz at isteyince o hediyeleri falan verdik. Bir taşın üstüne çıktı, dedi ki lütfen dedi, at sahipleri atlarınızı getirin. Bunlar şeyh değil dedi bu gelenler. Bunlar hoca değil. Bunlar nur talebesidir dedi. Bunlar Allah rızası için çalışıyorlar. Bunlar bir danışın menfaatçi değil. Hani mesela gidiyorum şu anda şeyhler filan, işte yağ topluyorlar, yün topluyorlar, menne topluyorlar filan, böyle hep yani o köyler bunlara alışmışlar. İlk defa köylerine bir grup geliyor,
hiç onlardan bir tek şey almadan yediklerinin karşılığını onlara götürüyorlar. Tabii bu onlarda harika bir tesir usulüyle getiriyor. Ya şimdi bizim Konya'da Vehbi Efendi diye 15 tane hukuki eseri olan Sultan II. Mahmut zamanında yaşayan bir zat varmış, böyle çok büyük bir veli insan. Bir gün medreseden çıkmış, ona birisi yardım ediyormuş, bir tüccar diye adam. O da dersini tezekkür ederek gidiyormuş, selam verememiş ona, unutmayayım diye, hep tekrar ediyor. Demiş ki, halimi, ya niye selam vermeden geçiyorum falan. Dönmüş, demiş ki, dersimi tezekkür ediyorum, unutmamak için selam veremedim, kusura bakma. Al şu paranı demiş, sana iade ediyorum, daha lazım değil senin paranı demiş adam. Ondan sonra, şimdi bakın, minnet altında bırakıyor insanı, manen minnet altında bırakıyor ve onu kabul etmiyor, reddediyor. Bu zat, İmam Birgivi Hazretleri'nin Tarikat-ı Muhammediyesini şerh ediyormuş. Yani açıklamasını yapıyor. İşte bir gece Mescid-i Saadet'in kapıları açılmış. Ben Konya mülhakatından hadimi diye bağırmış. Sultan II. Mahmut döneminde Türbe-i Saadet'in o hizmetkarı olan zat bunu II. Mahmut'a anlatmış. Demiş ki o türbe dağına. Ben demiş İmam Birgivi Hazretlerinin Tarikat-ı Muhammediyesini şerh ediyorum. Bazı hadis-i şeriflerin mevzu olduğu dikkatimi çekti. Fehmi mübarekten, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kulaklarından şeref sudur olup olmadığını ruhaniyat peygamberden sormaya geldim demiş. Manen demek adam. Tayyip Mekan'ı oraya gitmiş. Ondan sonra uzakla karşılaşmış. Sultan II. Mahmut biraz batıcı bir adammış. Çağırtmış. Bu demiş bu hocayı bana çağırın falan çağırmışlar. Ondan sonra bir heyetin içine koymuş, türbedarı da çağırmış. Hangi adam mı? Demiş bu adam mı? Demiş. Hemen adam tanımış bu adam mı? Hiç gördüğüm adam falan. Demiş bana bir vaaz etti Ayasofya'da. Efendim ben burada üstadım var, ben onun karşısında konuşamam, suyu edettir falan demiş. Hocası demiş ki ben bir direğin arkasına saklanayım, sana bakmayayım, sen kırma padişahımız efendimiz, ona şey demiş. Yani bir vaaz, nasihat etmiş. Şimdi tabi bugün ümmette böyle insanlar yetişmişler. Mesela bak minnet altına kalmıyor, iade ediyor. Bir tüccarın parasını iade ediyor. Yani tabi çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bu kanaat da diyor ki bu zamanda bu şenait dahilinde dinin hiçbir şahsi uhrevi, bak dünyanıza alet etmeyeceksiniz. Şahsınıza da alet etmeyeceksiniz. Aslında uhrevi de anlaşılmıyor. Olmuş. Dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle husule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden dehşetli dinsizlik şahsiyeti maneviyesine karşı çıkan bir şahıs en büyük bir manevi mertebede de bulunsa yine bütün vesveseleri izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki o şahıs dehasıyla, harika makamıyla bizi kandırdı, böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a binlerle şükür olsun ki 28 senedir dini siyasete alet ittihamı altında kaderi ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimani eliyle mahsa adalet olarak beni tokatlıyor. Demek ki başıma gelen musibetlerin sebebi bu. Bana diyor ki bak biraz sana söyleyecek. İkaz ediyor, tokatlıyor. Sakın diyor iman hakikatini kendi şahsına alet yapma. Ta ki İmana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor. Nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın sussun. Bak nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın sussun. Şu mektubat versen şu. Şimdi üstadımız diyor ki
Selahat niyetiyle sana verilen bir şey, eğer salih olmazsan kabul etmek haramdır. Şimdi ben kendimi diyor, salih bilsem, o alameti kururdur. Salahatın alimine denilir. İlmi mantıkça bu bir kaideymiş. Ya yani benim çok makbul, mesela kendimi bilsem diyorsa, yani salih bir insan bilsem, o alameti kururdur. Salahatın alimine denilir. Salih bilmezsen zaten kabul etmek haramdır. Şimdi bak, salahat niyetiyle sana verilen bir şey, eğer salih olmazsan kabul etmek haramdır. Bak, şimdi bizim mezhebimizin imamlarından İbn-i Hacer el-Askalani demiş ki, böyle demişti usta. Ve in ecriya illa alallah, Kur'an-ı Hakim'de hakkı neşredenler, in ecriya illa alallah, ücretinizi yalnız Allah'tan isteyiniz, kullardan isteyiniz. Ya kullar, ya Allah'ın verdiği var ya, onun hazinesinde o kadar bol ki. Ki de öyle mükafatlar bizim için ihtihar etmiş mi diyor usta, ihsan etmiş mi? La yuat ve la yoksa. Yani kulların verdiği hiç önemi yok. Evet. İşte bu risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar daha delilane neşrettikleri halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir, hakikati imaniyedir. Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir Said değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulüm edenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Adil kadere derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahakim. Yoksa herkes gibi gayet meşru, zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyüzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük manevi kuvveti kaybedecektim. Şimdi 923'te bana geliyor üstad, yani esaretleri döndükten sonra. Diyor ki, Ankara reisleriyle anlaşamadım diyor. Şartlatır umumi vaazdır ve milletvekilliği teklif etmişler o zaman. Kabul etmiyor. Demiş ki, Said de bir tarafa çalışmak istiyor. Geliyor bana. Nisan ayının, 1923 Nisan ayında geliyor. Şimdi o zaman tabii çok dostları var orada, eski dostları. Cihan Harbi'nden önce de 15 sene Van Kalası'nın altında Horhor diye bir medresede 15 sene ders okutmuş. Talebeler yetiştirmiş. Ve 400 tane talebesi varmış. Bunların tamamına yakınını Cihan Harbi'nden hep şehit vermiş. Tamamına yakın. Şöyle gelin bak kardeşler, şöyle sıkışmasın. Ve o 1923'teki gelişinde 18 ay kalmış, 18 ay sonra işte sürgün edilmiş Şeyh Said hadisesi dolayısıyla 1925'te sürgün edilmiş, 8 ay Burdur'da kalmış ve sonra Barlı'ya gelmiş. Şimdi asıl demek istediğim nokta şu, o Van'daki dostları, o yani o eşraf dostları, o havas dostları değil, demişler ki Seyda, durum görüyorsun işte, biraz vaziyet iyi değil, hoş görünmüyor. Gel Bağdat, Basra, Mekke, Medine bir yerlere gidelim yani.
Şeyh Masum Efendi diye Arvasilerden bir müftü varmış. Şeyh Masum Efendi demiş, sen bu tarafa. Şeyh Enver Efendi, sen bu tarafa demiş. Bağdat tarafını göstermiş. Ben de bu tarafa demiş. Şimdi bakın, yani geliyorum diye tehlike ortada, alametini belirmiş. Fakat şimdi diyor, yani tehlikesiz yerlere gitmiyor, sıkıntısı yok. Tehlikeli yerlere geliyor ve Bağla'ya geliyor. Bağla'da Tevfik abi diye, Şamlı Hafız Tevfik abi diye bir zat, babası subaymış, Şam'da uzun süre kalmış, orada medrese eğitimi almış, Hattı Kur'an'ı var. O üstada yardımcı oluyor. Fakat 1911'de Şam'da Cami-i Emevi'de üstad hutbe okurken babası bunu da alıp götürmüş. Evladım demiş, şu zatı iyi dinle, bir gün gelecek buna hizmet edeceksin demiş. Tamam. Şimdi Türkiye'nin o zaman 40 bin köyü var. 40 bin köyün içinde, bu Barlalı değil bu abi. Ben nereli oldum bilmiyorum ben. Ama Barlalı değil kesin, oraya geliyor. Bu bir sevki ilahi. Allah sevk ediyor ve üstadı orada tanıyor ve ona yardım ediyor. Günde 8 saat, 10 saat yazı yazıyormuş. Böyle mütemadiyen, elinde yazı yazıyor. Ve orada 926 ile 35 senesi arasında 106 parça eser teklif ediyor. Şimdi bakın, şimdi çaresi olan şeyi de arz-ı düşünmez diyor üstad. Yani bir şeyin çaresi varsa bulunmalı diyor. İşte üstad bunu bulmuş. Evet elleri bağlı, kayıtlı kelepçeli, sıkıntıda ama fakat çare buluyor. 106 parça eserle işletiyor ve Eskişehir'e sevk ediliyor. Ve Eskişehir'de muhakeme ediliyor, Kastamonu'ya gidiyor. Ama her yerde bir ilanat oluyor Allah'a hasbi şükür. Ve bu nur hizmeti yayılıyor, aslında genişliyor, inkişaf ediyor. Kalpler ve gönüller üzerindeki tesirini de dalga dalga icra ediyor. Evet. Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor. Bir Said değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Peki şimdi sen Bevzem Hazretleri Mekke Medine'ye gitseydi, bu Risale'ye alınmasaydı ne olurdu? Sen şimdi hangi taifenin içinde olurdun? He? Yani nerede yer bulurdun kendine? Tehlikeli bir şey olurdu. Nasıl? Ya öyle. Bana zulmedenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Ne kadar acı bir şefkat değil mi? Şefkattım işte. Ben diyor evladım yok ki bütün fikrimi ona bina edeyim. Bütün ehli imanla evladım divane kadar diyor. 26. Lema'nın 13. ricasının sonunda. Adil kadere derim ki ben senin bu şefkatli tokatlarına müstehak edeyim. Yoksa herkes gibi gayet meşru, zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyüzat hislerimi feda etmeseydim, İman hizmetinde bu büyük manevi kudreti kaybedecektim. Ben maddi manevi her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi İrfan'ın yüz binlerce, belki milyonlarca talebeleri yetişti. Sen kaç yıllık talebesin? İnşallah ki. Maşallah. Evet, artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Benim maddi manevi her şeyden feragat mesleğinden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklar. Ve ücretimizi de Allah'tan isteyeceğiz değil mi? Bize işkence edenler, bilmeyerek, kader-i ilahinin sırlarına akıl erdiremeyen, hakikat imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bunu ilan ediyorlar, öyle mi? Bütün hizmet, şey diyorlar, cihana ilan ediliyor. Aşkım, Bediüzzaman Hazretleri, aşılamın diye bir zat çıkmış Türkiye'de, küfrün belini kırmış, üstad kaç defa söylemiş. Şimdi,
Ben 3 Ocak 1960'ta Üstad'ı Pierre Loto Oteli'nde gördüm. Askerdim o zaman. Fakat biz cumartesi sabah geldik. Pardon, öğleden sonra geldik. Üstadımız akşamdan gelmiş. Oradaki abileri toplamış. Böyle bağdaş kurup yatağında oturuyor. Birden celal edilmiş, heyecanlanmış. Ben o sahneyi görmedim de orada abiler söyledi. Bir fırlamış, 87 yaşında insan. Hangi delikanlı varsa gelsin buraya otursun, bağdaş kurup böyle ayağa kalkabiliyorsa onu şey edeceğim, tebrik edeceğim. Anladın mı? Şimdi bir fırlamış, böyle dimdik böyle şeyde, kar yuvasında. Kardeşlerim, ben küfrün belli kıldım demiş. Korkma. Allah Allah. Şimdi, yani inanılacak gibi değil diyorlar yani. O yaşta ihtiyar. Aşkım bir kez bir imza. Aslında mı? Fırlıyor böyle bir çevik bir hareketle ve ayakta bunu söylüyor. Evet. Ben maddi manevi her şeyimi feda ettim. Her musibete katlandım. Her işkenceye sabrettim. Her işkence bu sayede hakikat imaniye her tarafa geldi. Bu sayede nur mektebi irfanının yüz binlerce, belki milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Benim maddi manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Her şey. Bize işkence edenler bilmeyerek, kader-i ilahinin sırlarına akıl erdiremeyerek, hakikat imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım. Ne yazmaya, ne söylemeye takatım kalmadı. Belki de bunlar son sözlerimdir. Medrese-i Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Ben askerdim. Arama yazmışlar bütün şeyleri, birlikleri. Ne kadar askerden Risale bulmuşlarsa demişler ki Rahmi Bey'den biz bunları aldık. Beni Adli Süvalya havale ettiler. Bundan sonra o adliyeye gelirken o Adli Süvalya Ispartalı Hafız Ali diye bir zat dedi ki efendim dedi ben izne ayrıldım dedi. İşte Isparta'ya gideceğim. Dolayısıyla Üstad Hazretleri'ni de göreceğim ümit ediyorum. Diyeceğim var mı? Ali dedim çok zor durumdayım görüyorsun. Sıkıntım var. Üstadımızın ellerinden öpüyorum. Aman dedim bana dua etsin. Mutlaka bu halimi ona anlatayım. Deyince daha içeri girer girmez demiş ki kardeşim demiş Çorlu'da bizim küçük Rahmi ne yapıyor demiş. Daha girer girmez adımını atar atmaz. Bir ayeti kerime okumuş. Meali çocuk hafız. Fakat ben gaflet ettim. Ben bu ayeti yaz, altına da manasını yaz da ben bunu cebime koyayım. Hani saklayayım. Bunu düşünemedim. O hissiyat şimdi, gençlik hissiyatında. Korkmasın bu zındıklardan demiş. Biz gittik. Baktım. Yılmaz Saral diye bir hakim. Nerelisin sen? Dedi, ofluyum dedi. Sen Hayati Saral'ın nesi oluyorsun dedi. Dedi ben onun küçük kardeşim dedi. Hayati Saral diye bir malim arkadaş var olsun. Çok halis bir nur talebesi böyle. Hakikaten çok ihlaslı bir zat. Neticede olay komutanı bunu sıkıştırıyor, o onu oyalıyor filan. Mesai saatine kadar oyaladı. Kolordu'dan bir hakim geldi. Çantasını açtı. O erlerden yakalanan ne kadar Risale varsa çantasını öyle güzel istifetti ki adam da sanki onları arıyormuş gibi. Hiç bana demedi lan sen bunları niye dağıttın? Askeriye de bunlar suçtur, suç değildir. Neyse hiçbir şey demedi. Müsbet menfi. Hadi Yılmaz'a asmalık dedi. Çekti gitti. Bizim dosyada öyle kapandı. Yani Üstad Hazretlerinin duası himmeti çok açık ve seçik orada gördüm. Hiç unutmuyorum. Evet. Belki bunlar son sözlerim olur. Medrese-i Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasın. Unutmayacağız değil mi? Söz. Ama bir nurcu söz vereceksin. Tamam mı? El Fatiha.